geçtim. O tahtaya çıkınca da böyle heyecanlanıyorum. Normalde ben karanlıktan korkmadım ama yani karanlıktan korkmayan bir insan bile korkar. Bir de şey, çok fazla oda vardı. Mesela börmüşler orayı, aradan geçmemiz lazım ama ben geçemiyorum. Çok şişkosun. Ben mi şişkosun? geçememe sebebi çok korktum ama. O yüzden. Korkmasam geçerdim. Geçenleri de tuttum geçmeyin diye. Böyle bir malım. Ya bunun yüzünden yürüyemedik ki. Ya düşünsene bak şurada. Allah aşkına kimin aklına geldi? Buraya adam harita koymuş. Ben haritayı çözmeye çalışıyorum. Ben çözmüyorum. Kaçıncı odada olduğunu görmeye çalışıyorum. Buradan ben yol çiziyorum size. Harita şey. Anlaşıldı mı? Sardıya sardı. Binası, dekorasyonları falan gerçekten harika. Animasyon efektleri, ses efektleri olsun gerçekten çok güzel. Burada çalışan abimiz gerçekten bu işi çok iyi yapıyor. Bana kalsa Oscar ödüllü. Ama tabii burası Malatya, orası ayrı bir şey. Çok büyük bir yer olması kötü çünkü bulamıyorsun. Duvarlar arasından geçiyorsun. Kapıların arasında renkli renkli böyle yazılı işaretler falan var. Onu yetmezmiş, bir de camları kırık. Kapıyı da kapatamıyorsun. Hiçbiri kapamıyor ki gelmesin yanımıza. Lafın kısası, buradaki ses efektleri olsun, içerideki malzemeler olsun, çizimler olsun, güzel bir kurgu yaratmışlar. Gerçekten çok keyifli. Muhakkak en yakın arkadaşınızla böyle keyifli bir anı ya da korkunç bir anı istiyorsanız mutlaka buraya gelin. Gerçekten çok güzel. Verdiğiniz parayı cidden karşılığını alıyorsunuz, orası ayrı. Ama bir şikayetim var. Abim çok güzel beni şokladı. Vallahi dayak, yumruk falan atsaydı daha iyi ama hala şu bacağım bu tarafı uyuşuk. Masaya çıkıp oynamamı istedi son tarafta. Tabii ben bunu kabul etmedim. Etmeyince abi daha da çok gaza gelip şok vermeye başladı bana durmadan. Abi ben çıkacağım, abi niye beni duymuyorsun? Kamera verdi. Çünkü beni çıkartmıyordu. Neyse Nur işte bir... Kaç? 10 saniye durdu. Yalnız abi... Abi... elektriği verdi. Böyle ampule dokunsam ampul yanacak. Yani o kadar elektrikli. Nur 5. dakikada bizi çok güzel sattı. Satmak evet. Değil, bayılamadı. Seni bundan gelirsek daha almayacağız seni. Bir daha gelirsek seni almayacağız. Kanlı konağa geldik 4 arkadaşımla. Geldiğimde ben ilk 3 dakikada pes ettim. Çünkü korkunçtu. Bir an gözüm karardığı için çıktım. Hani ileriye gitmesin diye. Abi de saçma sapan. Ama şey çok güzeldi, en üst katta hafif böyle ışıklar geliyordu. Bir ara terasa çıktık biz bununla, tamam mı? Terasta böyle oyun oynuyoruz kendimizi. Dolabın içinde şey varmış, bir dizi bölme daha var abi çıkıp gelsin diye. Ben yan tarafta bir şey arıyorum, Enes ışıkla dolabın içinden arıyor. Abi orada elektroşoku yazıyor. Enes'in bir sıçraması çekirge gibi. Lan bu senden gidecek dedim. Üstünde şey, Sena köşede duruyor burada her zamanki gibi. Hep yaptığı şey köşede böyle. Dolaptan içeri girdi abi. Enes'i doğrusu çokla döne döne durmuş. Abi o zaman ne öyle yaptı biliyor musun? Bak ben gördüm. Sena'yı bir abiye doğru itip çektim böyle Sena'yı. Ben orada ne öyle yaptım biliyor musun? Baktım bana doğru geliyor, ben dedim avradın İyice üstüme gelmeye başladı, ben kaçırdım, beni kovalıyordum. Ya oğlum benim hala burada ışık var. Oran değil bence, biraz daha arka tarafı ışık. Abi neredeyse getiriyordu, denk getiriyordu. Geleceğimi oynatacaktı da neyse. Aslında ben kız arkadaşımla eğleniriz dedim ama o beni sattı. Ben tek kız kaldım orada. Böyle yapışıyorum herkese böyle. Abi gelene kadar her şey çok güzeldi. Dans falan ettim. Çok severim dans etmeyi. Ama daha sonradan su falan yedim. O kötüydü benim için. Onu yemesem hoştu. Saçım falan bozuldu yani. Bir de şeydi... korkunçtu çünkü böyle geliyor. Biz bir de bulamadık. Biz çünkü eşeğiz. Evet ben bu arada hiç aramadım çünkü hep böyle sıkıştım böyle bir yerlere. Bayağı bir şey gözyaşı falan döktüm orada, korkunçtu. Korkunca ağlarım ama ben, o yüzden normal bir şey. Böyle. İlk önce böyle bir cesaretle geldim, dedim ben pötür geleyim falan, korkmam dedim. Neyse içeriye girdik, bir an içim ürpermedi değil aslında. Sesi de kalın falan çıkıyordu, bayağı korkutucuydu. Bunu nasıl yaptık? Düşük. Seviyede ama zor seviyesini görmek istemiyorum. Ama korkmadım. Korktum, yalan yok, tamam. Korkutucu. Ama bir daha geleceğim kesin. Hepinize tavsiye ediyorum ama şöyle bir şey.
Yani gelmeden önce böyle bir ekibinizi toplayın korkmayacağınız. Üstünüze kalın bir şeyler giyin, elektrik veriyorlar. Aksiyonlu bir yer. Zaten içerisi korkutucu kendisi. Işıklar falan yok. Sönük bir tane alteneriyle bir şeyler arıyorsun. Zor bir yer yani. 1, 2, 3. Teşekkürler kanlı konuk.